biraz geri çeksek yeterli. Geride kalanların yaraları bizim yaramız. İnşallah tedbirle el ele yaraları en kısa sürede saracağız. Öyle. Bu şekilde bu şehirlerimizde Allah'ın izniyle ayağa kaldık. Öyle inşallah. Gerçekten içimiz buruk, acılarla dolu bir bayram yaşıyoruz. Her ne kadar ilkbahar olsa da hepimizin içinde bir acı büyümeye devam ediyor. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı görünce, düşününce, onlarla temas edince acımız katlanıyor. Allah bir daha böyle acılar bize göstermesin. Umuyorum ki milletçe bu afetin üstünden kalkacağız en kısa zamanda. Bu vesileyle sizlerin AK Parti camiasının bağlamlarını tebrik ederiz. Umuyorum ki önümüzde daha hep birlikte sağlık içerisinde milletçe hayırlı bayramlarımız olur. Kutlarız. İnşallah. Hep birlikte bütün milletçe daha güzel bayramlar, inşallah daha nice bayramları beraber geçireceğiz inşallah. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Hoşçakalın. Sizler de iyisiniz. Evet, yoğun, hareketli, tempolu, güzel bir süreç. İnşallah sonunda bereketli olacak. İnşallah. Milletimiz için, vatanımız için inşallah milletimize en doğru kararı verir. Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hem kısa hem de 23 Nisan'la birleşti. Birleşti. Öyle olunca biraz okulların tatiliyle de birleşmiş oldu. Bir de tabii bir seçim kampanya sürecindeyiz. Tabii. Aslında hani bu manada da oldukça bereketli, hareketli, güzel bir dönem. Güzel müjdeler de bir hayata geçmeye devam ediyor. İşte bir taraftan onun gerilimizi etkileyen o depremlerden dolayı içimiz buruk, vefat edenlerden dolayı hani üzgünüz ama o şehirlerimizi tekrar imar ihya etmek için bir taraftan da güzel işler yapmaya, güzel müjdeler vermeye yine milletimize devam ediyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde temellerimiz bir bir atılıyor. Bugün yine ilk yapılan köy evlerimizin anahtar teslimi de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecek. Güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Bizim milletimiz gerçekten necip bir millet, feraset sahibi. İnşallah Allah'ın izniyle milletçe 85 milyon tek yürek oldu. Bundan sonraki süreçte de devlet millet el ele o birliktelikle en kısa süre içerisinde büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah. İnşallah siz başlıyorsunuz. Bitirmek, anahtarları teslim etmek bize kısmet olacak. Daha tabii güçlü bir şekilde geliyoruz inşallah kuruş, Sayın Başkanım. 14 Mayıs'ta daha güçlü bir şekilde. Evet. O da bir şey olacak. 14 Mayıs'ta ama daha güçlü bir şekilde inşallah geliyoruz şöyle, Sayın Başkanım. Hayırlısı olsun. Şöyle. Dün de bir yine AKP seçim bürosuna bir yakın bir yerde bir şey haberi aldık. Her partinin başına geldi böyle şeyler. Biz umuyoruz ki Türkiye barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, o milli birliğin hiç bozulmadığı, huzurlu demokrasi, bir seçim dönemini yaşarız ve hayırlı olan kazanır. Önemli olan milletimizdir, devletimizdir. En doğru değerlendirmeyi tabii ki milletimiz yapacaktır. Tabii. Her şey milletimizin göz önünde cereyan ediyor. Bu vesileyle ben de dün bizim seçim bürolarımıza gerçekleştirilen o saldırıları şiddetle kınıyoruz tabii. Bunlar demokrasilerde olmaması gereken şeyler. Bunun yolu bu değil. Biz tabii sorumluların da en kısa sürede tespit edilip gerekli cezayı da cezanın da yargı tarafından verileceğine inancımız tam. Demokrasi aslında bir şölendir. Herkes uygusunu, düşüncesini, çalışmasını özgürce yapabileceği ortamlardır. Hele böyle bir süreçte. Tabii böyle şeylere tevessül edilmesi bizi de üzdü. Ama tabii istikametimiz belli. Bu tür saldırılar ya da bu tür hareketler bizi istikametimiz
istikametimizden asla döndüremez. Demokrasiye inancı olanlar zaten döndüremez. Bu manada yine güçlü bir şekilde çalışmalara yolumuza devam edilecek inşallah. Zaten biz aynı bölgedeyiz. Evet. Deniz Bey bizim birinci bölge kilisi adayımız. İşte, değil mi siz? Ben ikinci... Balıkesir. Öyle mi? Pardon. Evet, evet. Balıkesir. Bir anladım. Balıkesir. Efendim? Değil mi Lütfiye Hanım, Zeynep Hanım, siz? Arkadaşlar bayram ritüeli, tatlı olmadan, baklava olmadan olmaz. İşte Ramazan'da o işte biraz da dikkat ediyoruz. O verilen kilolar bayramda olmasın. Tabii tabii dikkat etmek lazım. Evet. Bayram özellikle. İşte bizim de kültürümüzde her bayram ziyaretinde muhakkak bir tatlı bir baklava ikramı oluyor. Nezaketen tabii hepsinden bir tane ismi de onun totalde tabii. Bayağı bir şey yapıyor. Dikkat etmek lazım. Evet. 30 gün o şeyden sonra dikkat etmeden sonra Ramazan'da tabii ister istemez. 20 gün tutmuş. Öyle mi? Çok amaçlı kullanılabilir. Çok amaçlı, çok amaçlı. Evet. Doğru. -2'deki toplantı salonumuzda da işte genişletilmiş il başkanları toplantısı, ayrılık yaptığımız sarayınlar işte. Bizde de var yani. Birkaç salon var, böyle büyük de var. Ama böyle çok amaçlı salonumuz yok. Ama şöyle. Evet. Balıkesir nasıl burada? Balıkesir güzel. Sabah da değerlendirme de yaptık. Saha da iyi. Deyimsel olarak. Balıkesir güzel. Yani güzel bir şehir zaten. Bereketli bir şehir. Askerliği mi Edirne'de de yaptık? Oo, Edirne'de en güzel yani. Körfez'de. Hangi yıllarda? 97'ydi. 98. Edirne'de güzel, Köşe, Altın, buralar çok talep gören, tercih edilen bölgeler. Bir de Balıkesir'in coğrafyası çok farklı.